Merhabalar, ben Kötü Eskerte ve Kasayı Sun'un 56. bölümüne hoş geldiniz. Ve bölüm arası önemli bir şey craft ettim. Şurada da bir şey görüyorsunuz tabii. Orayı açtığında değişiyor. Thomasetic Harnessed. Nasıl craft ediliyor diye soracak olursanız bu şekilde craft ediliyor. Bu arada Efsun'un son sürümüne Tomcraft NEI plugins eklenecek. Ama peki bunu nasıl kullanıyor? Bu ne işe yarıyor tam olarak? Uçum hızı sağlıyor. H'ye bastığınızda aktif oluyor ve gördüğünüz gibi uçuyoruz. Tabii muhtemelen bir sümüklü böcekle belki yarışabiliriz. Evet. Ve ben bunu hızlandırmak istiyorum. Ayrıca şunu craft ettim. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Bu bir izleyicinin bana tavsiye ettiği şey. 53. bölüm altına yazılmış olması lazım. 52 ya da 53 yorumlara giderseniz bulabilirsiniz. Üzgünüm, adını unuttum. Ama teşekkür ederim. Kendisi efektlerin, daha sonra warpların etkisini minimuma indirmemi sağlayan bir arkadaş. Ve şurayı kazara kırmıştım. Burada renk biraz farklı. Evet. Ve şunu şöyle dizdim. Gereken her türlü aspect burada var. Ve burada bir de Mundane Belt, Air Shard. Bu arada biraz daha stabilite artsın diye bunları koydum. Vesaire vesaire. Ve lütfen bir teşekkürler. Yıldırım tarafından çarpılmak son ihtiyacım olan şey. Ufak bir elektrik şokuna uğramak son ihtiyacım olan şeydi. Evet. Daha sarkastik olabilirdim. Sağ olsun, bir dahaki fırsatları artık. Ve şunları elimde hazırda tutuyorum. Evet ve gene bu meşhur craftingimizi bekliyorken aklıma ilginç bir fikir geldi. İlerleyen bölümlerde uygularım muhtemelen. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Tam olarak şu anda aklıma geldi bu arada. Bayağı eğlenceli bir fikir. Ve voila. Ve tabii ki de yine en yayın hede hödüsü. Evet. Ve bir şeye bakacağım. Orada ilginç bir şimdi. Bayağı yüksek instability'si olmasına rağmen hiçbir şey ters gitmedi. Atomistik Harness'te bir şeyler ters gitmişti. İlginç. Şanslı günüm diyeyim. Ve voilà. Şimdi açık alanda test edeceğiz. Tabii ki de. De bir jet hızında değil ama gene de hızlı. 7.24 kullanmayacağımıza hesaba katarsak bence gayet makul bir arkadaş kendisi. Başka bir şey daha yapabiliriz. Biraz XP kastığım takdirde şu arkadaşı enchant edeceğim. Unutmadan potensiya. Bu sırtımdaki arkadaşı potansiyelle doldurmak lazım ve doldurmanın yollarından bir tanesi ilk olarak bunun içine potansiyel jar'ı koymak. İkincisi bunu okuyarak bildim ancak hiç kendini test etmedim. Olmuyormuş. Evet, o zaman vial'larla elle dolduracağız. Dört tane vial. Tamamdır. Bunu otomatik dolduracak bir sistemimiz yok fakat Efsun paketinde, düz Efsun olan pakette, yeni paketimizde var.
Evet. Bu şekilde Thomas Lettie Carnesty'miz var. Ve kendisi bu arada %2 whisk discount'una sahip. Yani kısacası rahatız. Ayrıca XP kazanmak için ne yapabilirim? Ama biraz güzel bir nokta. Ve bunu sanırım 30. bölümden beri hala burada tutuyorum. Tabii ilk oraya koymam çok daha öncesine dayanıyor ama anladınız siz konsepti. Ya bayağıdır o arkadaş orada. Ve sanırım bayağı da kalacak ve bu arkadaşlar da aynı şekilde. Çünkü köfteye gidip onları kaldırmaya üşenecek. Ve bunları bir ara... Hatta ve hatta ben neden şimdi bir düzenek kurup unutmadan şurada ihtiyacım olmayan şeyleri atayım buraya ait olan. Vial. Tamamdır. Ve şu oklar kesinlikle Gust'ı öldürmek için mükemmel. Gust avına çıkacaksanız ve böyle bir anda Lux Spike'a vuracaksanız eğer Lux Spike'ı boş verin. Oy. Rubber. Rubber. Spruce Wood. Gel bakalım. Wood'umuz zaten az olacak. Evet. Ve çok ilginç bir şey yapacağım. Kesinlikle çok ilginç bir şeye girişeceğim. Ama obsidyenim var mı? Önce önemli olan soru o. Şimdi. Obsidian totemim var. Obsidian'ı nasıl üretebilirim? Hızlıca onu düşünüyorum. Üretemem. Kazacağım. Ya yani üretebilirim de şu an o makineyi craft etmeye üşeniyorum. Autocraft'ı da bir ara ayarlayacağım ama o zamana kadar seri bitmezse kafidir. Evet. Ve ben buraları tamamen unutmuşum. Ters yöne gidiyorum. Haritaya bile bakmıyorum adam gibi. Evet. Gerçek dünyayı unuttuk. Hep suda, garada, suda. Gara nereden çıktı? Direkt suda. Kendi kafamıza göre takılıyoruz. Yüzüyoruz. Eğleniyoruz. Su dünyası. İşte bunlar. Evet. Köftenin saçmalamalarını dinlediniz ve konuşamayışını izlediniz diğer bir yandan. Bu arada bu arkadaş obsidiyen kırmak için bayağı başarılıymış aslında. Tabii beraberinde diğer her şeyi de kırmazsa çok daha güzel olacak ama işte drilleri bu yüzden sevmiyorum. Fazla OP'ler. İlk sezonda Fiti Köfte'de hatırlıyor musunuz? Drill yap diye ısrar ediyordunuz, yapmama sebebimi söyledi. Dersu. Drill yapmıştım en sonunda. Sonra bir de üstüne upgrade etsene diyordunuz. Sonra neden upgrade etmediğimi size açıklıyordum falan filan. Öyle. Ne güzel günlerdi değil mi? Evet. 6 tane obsidian umarım işime yarar. Yarar zaten. Ve eğer arka plan gürültüleri geliyorsa özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yok şu an. Evet. Koşalım gidelim 4 nala. Hey koşalım gidelim 4 nala. Hey diye. Şimdi. Oakwood Barrel'ımın özellikleri neler? Hammer. Tamam, herhangi bir upgrade'i yok. Hatta herhangi bir upgrade olan... Tamam, bunlar var. Şimdi. Jabba gel. Şöyle bir upgrade yapacağız. Pardon, creative upgrade'e tıklamışım. Void değil. Ha, B space upgrade. Tamam.
Bunun için bir adet Ender Chest'e ihtiyacımız var. Onun için daha fazla obsidiyana ihtiyacımız var. Obsidiyan üretmek için bana bir yol ver. Rockbreaker illa diyorsun. Fluid Solidifier diyorsun. Evet, Rockbreaker. Tamam bu. Obsidian'a tekrar geri dönelim. Evet, Rockbreaker yapacağım sanırsam. Evet, Rockbreaker. Gel bakalım. Evet, tabii ki de Industrial Diamond lazım sana. Implosion Compressor yapsam mı? Evet. Çok alakasız bir yerden başladım ancak sanırım bu şekilde devam edeceğiz. Sorry. Evet. Steel. Bana bir stack steel plate ver. Steel plate isterim. Bu arada plate üretimi konusunda güzel bir yöntem de şu. Eğer modlara bakarsanız. Arzu. Plate. Evet, plate moduna bakıyoruz. Mesela iron mod. Gördüğünüz gibi bir saniye içerisinde plate'i üretiyor. Thorium, bismuth, uranyum, plastic sheet. Mesela bu 144 kullanıyor ve 144 neye tekabül ediyor? Bir ingot bize 144 veriyor. Yani süreç aynı ancak toplamda 2 saniyede bütün işlem bitiyor. Yani böyle bir düzende kullanılabilir. Hatta bence otomatikleştirmek için gayet makul bir seçenek. Siz ne dersiniz? Bana da mantıklı gibi geldi. Şimdi şunlar yeter bana. Evet, şimdi. Sen gel bakalım. Hammer Wrench. Hammer inventory'mde. Inventory'mde olunca tabii ki de göremem. Wrench'i ise şuraya koymuştum. Evet, Wrench sen de gel şöyle. Ardından bu arada sana ne kadar? En az 16. Tabii ki de ortadaki arkadaş yetmeyecek. Ve bunun anlamı biraz da steel rod üreteceğiz. Ne harika değil mi? Solda güneş yükseliyordu. Çeliğe giderken. Neyse biz şunu craft edelim. Diğerleri. Ve sonra ilgileniriz. İki tane alüminyum kablo. Evet. Alüminyum kablo. Gel. Tin kablolarımız da buradaymış. Tamam. İki parça rubber. Gel. Ve voila. Neden bilmiyorum ama bugün aşırı keyfim yerinde. İlginç. Şey saçma ya da boşta bir gündü. İlginç. Mutluyum. Evet, şimdi implosion kompresörü nereye yerleştirelim? Tabii ki de kolay bulabileceğimiz bir yere. Şimdilik tabii. Maintain hatch falan da lazım bana. Şimdi önce gerekli olan hatchlere bir bakalım. Input, output, enerji, maintains, muffler. Tamam, maintain hatch böyle yazılıyormuş.
Ve tabii ki de LV Machine Casing. İçimden bir ses bayağı bir gerekçek diyor. O yüzden 5 tane yaptım. Genelde içimdeki ses haklı çıkıyor bu arada. Evet, bunlar da oluyor. Maintain Sage. Dur, önce sen şöyle geleceksin. Ardından Maintain Sage. Bu arada içimden bir ses şunlara da çok ihtiyacımız olacak diyor. O yüzden onlardan da bolca yapıyorum. Şimdi Wrench, testere, çek, soft hammer ve crowbar. Wrench, testere, soft hammer ve crowbar. Soft hammer, crowbar'ın olması lazım. Evet, crowbar var. Hem de zibilyon tane var. Ama bu crowbar'ı kabul etmeyecek, değil mi? Evet, kabul etmeyecek. Crowbar. O zaman bana Iron. Sen de Iron Rod ver. Evet. Ne güzel. Sürekli crafting yapıyoruz. Yay. Evet. Ve makinelerin sesleri. Bunlara muffler koymayı unuttum. Daha. Sizler Crowbar'a dönüşeceksiniz. Hammer file. Hammer file. Gelin bakalım. Hammer Crowbar için teşekkürler. Crafting'lerde seni kullanacağız. Ardından hammer file ve crowbar. Voila! Maintain seçimiz hazır. Maintain seçin üstüne yerleştireceğim bunu. Şuraya kesinlikle bir şey gelmeyeceğine eminim. O yüzden oralara direkt hiçbir şey yerleştiriyorum. Bir hiçlik. Bir hiçlik olacaklar. Hiçbir şeye hizmet etmeyecekler. Ben neden bu sesle konuşacağım? O ayrı bir mevzu ama. Ha, ne yaparsın? Bir saniye. Ha, 8 taneymiş. Bir an çok daha. Input output. Input output entails. Enerji yerine Entains kullanıyoruz artık. Ve Muffler Hatch. Muffler Hatch. Output, muffler, enerji. Tam yetti. Evet. Muffler. Input hatch. Sen input hatch mi input bus mı? Bus olacak. Evet. Output ve low voltage energy hatch. Voila. Ve geri kalan tek şey. Sevgili Emi Network, bana wrench'imi geri ver ve voila. Sonrasında da Steel Frame Box. Ha. Daha fazla steel plate lazım. Neyse ki steel'imiz bayağı bir fazla var.
bu kadar fazla var ki yenisini craft etmeye üşeniyorum. O derece. Neyse. Input bus. Output bus. İlk olarak siz yerleşin. Input bu tarafa. Output bu tarafa. Low voltage energy hatch. Buraya. Evet. Ve sen tepeye geleceksin. Kaç taneye daha ihtiyacımız var? Ve wrench. Lanet olası wrench. Evet. 7. 7 tane daha ihtiyacımız var. Ondan sonra işimiz rahat. Oh yeah. Sell more. Evet. Ve bunları bir ara high voltage mı yapsın? Ciddi misin? Ve onu harika bir biçimde yanlış yerleştirdim. 2, 3, 4. Hadi bakalım. Evet. Sırf basit bir alet yapabilmek için ileri katlanıyoruz. Obsidian üretebilmek için. Ama bence değecek. Evet, sunucusu. Seni burada üreteyim ben. Flame on. Evet. Ve sonrasında da bana duct tape. Duct tape. Woohoo. Gerçi o DuckTales ama gönderme yan yanlar anladı. Ve şimdi bana bir de low voltage battery buffer. İki tane lityum battery şimdilik işimi görür. Evet ve şimdi diamond dust'ları 32 tane industrial TNT lazım. Bunun için bolca TNT. Çünkü kazayım TNT. Bakalım. Daha hızlı bir üret. Evet, flint dust. Zaten flintimiz de fazla yokmuş. Bakalım TNT'miz ne kadar var daha. Var biraz daha. Tamamdır. Ve şu flintler hızlıca işlerine dursun. Bence şöyle de bir bölüştürülme yapılabilir. 4 tane hayvan gibi mesuratörümüz var. Bir zahmet çalışsınlar. Değil mi? Bakalım burada herhangi bir şey var mı? Burada herhangi bir şey var mı? Yok 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 yok. Ve omnomnomikonumuzu düşürdük. Harika. O esnada eksik olan başka bir şey var mı? 4 tane diamond dust'ımızı buraya koyalım. Muhtemelen bir adet soft hammer almam gerekecek. Evet, şu flintler de ola dursun. Ben hemen geliyorum. Evet, bunları beklerken bir yandan unnatural hunger ile karşılaştım ve yapmamız gereken şey shift'e basılı tutarak bunu aktif ediyoruz ve şurada kolye kısmına koyuyoruz. Ve valla geçiyor. Hani %100 bir çözüm değil fakat şu an elimizde olan en iyi çözüm ve bence gayet makul bir çözüm. Evet, tabii ki de flintleri yine beklemeye devam ediyoruz.
çünkü bizim işimiz bu. Sen sadece 20 tanesi mi düştü? Centrifuge'e gitmediniz değil mi siz? Hayır. Macerator. Pulverization. Pulverization of center. Basalt. Skystone. Red rock. Polarization'da ha oldu o zaman. Gravel. Evet, ilginçmiş. Bakalım burada hiç flint kaldı mı? Hayır, kalmamış. Tamam o zaman. Ha, buradan işlemden geçtikten sonra oldu öyle. Tamam. Anladım. O zaman bakalım. 10 yetmeyecek. Evet. Böyle aksilikler olabiliyor. 20 tane elde ediyoruz şu an. 20 gayet makul aslında. Gravel işlemlerine bakalım tekrardan. %10 şansla small pile of. Şuraya flintler geliyor, tamam. I industrial TNT. ITNT. Bekliyoruz. Evet, hızlı yoldan manuel flintle craft ettim. 2 tane TNT'miz kaldı. Zaten bir iş için kullanacağız ve gidelim. Ney? Evet, sanırım o geçen bölümki 5 bir geri sayı. Benim testerem nerede? Chainsaw. Evet, ilginç. Acaba neyin geri sayımı? Neyse. Ama TNT'yi buraya koyabiliyormuşuz. Burayı mı koyacağız yoksa başka yeri de koyabiliyor muyuz? Bir deneyeceğim bu arada. Rubber hammer lazım bana bir. Hammer. Soft hammer. And it's hammer time. Buraya koymuyormuşuz. Ve gördüğünüz gibi bir patlama sesi eşliğinde 3 adet industrial diamond'ımız oldu. Rockbreaker'a artık geçebiliriz. Şuradan steel plate'lerini de alayım. Come to Papa. Evet. Basic Rock Breaker. Bakalım halihazırda. Hayır, hiçbir malzememiz yok. Bunun arası hepsini craft edip geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler. İyi eğlenceler.